Değerli izleyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı deprem bölgesindeki yaraların sarılması için Türkiye'nin dört bir yanındaki din görevlilerini periyodik olarak felaketin yaşandığı 10 ilde görevlendirmeye devam ediyor. Kayseri Müftülü personeli de bölgedeki nöbetlerini meslektaşlarına devrederek merkezdeki yardım çalışmalarını koordine etmeye başladı. Allah'ım sen ne kadar büyüksün, Diyanet İşleri Başkanlığı, Pazarcık ve Elbistan Merkezi felaketin izlerini silebilmek için tüm imkanlarıyla seferber oldu. Türkiye Diyanet Vakfı çalışanları ve gönüllülerin de katıldığı ayni ve nakdi yardım çalışmalarının yanı sıra depremzedelere manevi rehberlik, cenaze ve defin işlemlerinde de hizmet veriliyor. bölgedeki acıların dindirilmesi için 24 saat aralıksız çalışan din görevlileri, çalışmaların aksamaması için görevlerini yeni gelen ekiplere teslim ediyor. Bu kapsamda Kayseri'den deprem bölgesine ekipler gitmişti. 11 kadın ve 17 erkek din görevlisinden oluşan ekip, merkezdeki yardım faaliyetlerini koordine etmek için Kayseri'ye döndü. Depremize de kardeşlerimize yardıma giden, özellikle oranın en ağır işlerinden biri olan teçhiz, tekvin ve e, defin ekibi olarak görev yapan hocalarımızdan ilk ekip geri döndü. Görevlerini bitirdiler, geldiler. Biz her bir hocamıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Felaketin ilk gününden bu yana Kahramanmaraş'ta görev yapan din görevlileri özellikle cenaze defin işlemlerindeki hassasiyete dikkat çekti. Evet Sayın İl Müftümüzün emriyle buradan Kahramanmaraş'a gittik. Orada hocamızın da az önce belirttiği gibi tekvin, teçhiz ve defin işlemlerini yaptık. Ee, hocalarımız e, sabahın erken saatlerinden gecenin üçüne dördüne kadar hiç yılmadan usanmadan e, çalıştılar Allah razı olsun yani çok zor bir iş e, bir, Allah milletimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın.